Hayırlı akşamlar. Yine Ankara'dan gündem özel programına başladık. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini değerlendirirken sayın konuklarımızla siz de istifade etmiş olursunuz. Bugünkü konuklarım Sayın Emre Vona, araştırmacı, gazeteci, yazar. Sayın Ahmet Burak Güven, eğitimci, araştırmacı, yazar kardeşimiz. Tabii dünyada çok enteresan gelişmelere şahit oluyoruz. Mesela önümüzdeki gün, dün başlayan bir Davos toplantısı var. Dünyanın ekonomisi, dünya ekonomisi, dünyanın geldiği nokta, dünyanın en etkili isimleri tarafından, devlet başkanları tarafından, sanayici iş adamları tarafından orada ciddi bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Kapitalist sistemin eksikleri, fazlaları, daha çok insanı nasıl sömürürüz, daha çok sermayeyi nasıl tekelleştiririz, elimizde nasıl tutarız, yıllardan beri bu yapılıyor. Fakat bu seneki Davos çok farklı bir Davos olacak. Yani hem dünya genelinde çok farklı olacak, hem Türkiye özelinde çok farklı olacak. Umarız giden siyasetçilerimiz, Türkiye'yi temsilen giden siyasetçilerimiz, Davos'ta milli ekonomi modelinin konuşulduğunu, Davos'ta milli ekonomi modelinin ekonomik uygulamalarının hayata geçirildiğini, Davos'ta batan, biten, yok olan kapitalizmin yerine yeni bir modelin, vatansever modelin, milli bir modelin konuşulduğunu, gündem edildiğini görürler, fark ederler. Bir an önce dönünce Türkiye'ye, ülkemize bunu halkımıza açıklarlar diye umut ediyorum. İnşallah. Bunu ben nereden çıkartıyorum Sayın Hocam? Dün pazartesi günü haftanın sohbetinde çok değerli gazeteci yazar arkadaşımız Murat Çapaz enteresan bilgiler açıkladı. Bütün dünyanın sermayesinin yarısının 8 kişinin elinde olduğunu, evet. Önümüzdeki 10 yılda da 500 kişinin eline, bütün dünyadaki sermayenin 500 kişinin elinin geçeceğini ifade etti. Bu bir araştırmanın sonucu. Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan bir araştırmanın sonucunu bir dergi, Forbes isimli bir dergi yayınlıyor ve sonuç olarak da şunu diyor: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının sebebi dünyada gelişen yeni bir modeldir diyor. Biz bu lafı bugün duymuyoruz. Biz bunu daha önce de hatırlarsanız Fransız siyasetçi, Fransız milliyetçisi, Fransız devriminin önderliğini yapmış bir sülalenin kızı, bir hanımefendi, Marianne Le Pen hanımefendi bunu ifade etmişti Ukrayna Savaşı için. Ukrayna'da Rusya ve Amerika'nın mücadelesi için demişti ki bu mücadele silahlı bir mücadele gibi görünse de aslında ekonomik modellerin mücadelesidir. Amerika'nın uyguladığı vahşi kapitalizmle Rusya'nın uyguladığı vatansever milli modelin mücadelesidir ve bu mücadeleyi de Rusya'nın kazanacağı açıktır dedi. Zaten o günden sonra hatırlayalım hemen. Fransa'da bu hanımefendi mecliste çoğunluğu ele geçirdi. Evet. İlk defa Fransız tarihinde, demokrasi tarihinde seçimlerden 3 yıl önce, 3 yıl sonra yapacak seçimlerde kimin geleceği garanti altına alındı. Bugün herkes Marianne Le Pen hanımefendinin başkan olacağını, cumhurbaşkanı olacağını ve hükümeti kuracağını, Fransa'yı idare edeceğini ifade ediyor. O derginin açıklamalarından anlaşılan şey şu: büyük bir ihtimalle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde resmen milli ekonomi modelini uygulayan ilk ülkede Fransa olacak gibi görünüyor. Şimdi ben ekonomiden girdim ki size bir top vereyim diye. O da şu: bir mucize, bir çığır açtı, bir devri kapattı, bir çığır açtı. Ekonomik inanışları, ekonomik görüşleri, ekonominin temel kavramlarını adeta alt üst etti. Ya bu tabii alt üst etmenin bir zemini var, bir gerekçesi var. Çünkü mevcut kapitalist sistem insana zulmediyor, insanı yok ediyor, insanı mahvediyor, insanı köleleştiriyor. Öyle bir model ortaya çıktı ki bu model bütün dünyanın şu anda gündeminde. Bu modelin adı milli ekonomi modeli. Evet. Haydar Başbey bununla kalmadı. Milli ekonomi modelinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için bir de sosyal devlet, milli devlet projesi ortaya koydu. Evet. Yani siz bu milli ekonomi modelini nasıl bir devlette, nasıl bir coğrafyada uygulayacaksınız, bunu da ortaya koydu. Nasıl bir idarecilikle ortaya koyacaksınız, bunun adı da sosyal devlet, milli devlet projesi. Şimdi ben size sormuş olayım.
sosyal devlet, milli devlet kavramında ekonominin yeri nedir? Ne anlamamız lazım? Zeyd Bey, öncelikle teşekkür ediyorum ve takipçilerimize, izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tabii ki yani bugünkü Davos'unda, belki yarınki Davos'unda, bundan sonraki yıllardaki Davos'larında ve tüm insanların da konuşacağı konu tabii ki milli ekonomi modeli ve Profesör Doktor Haydarbaş olacaktır. Çünkü milli devletin ekonomideki rolünü de kendileri yazarken kitaplarında şunu anlatıyorlar orada. Diyorlar ki her modelin aslında yazılışında ne deniliyor? İnsanlara istihdam sağlamak, insanların cebine para koymak ve yaşam refahını yükseltmek ve sürekli büyüyebilir bir ekonomik istikrar sağlamak için yazılmıştır deniyor. Ama bugüne kadarki sistemler uygulandı. Fransa'da da, Amerika'da da, Rusya'da da kapitalizm uygulandı, liberalizm uygulandı, sosyalizm uygulandı. Ama görüldü ki bunların hiçbiri topluma, dünyaya, insanlığa huzur ve refah getirmedi. Bugün Davos'ta bunun konuşulması gayet normal. Niye? Çünkü bu model doğuda insanları kalkındırıyor ve batıda seçimler kazanılmasına sebep oluyor. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in yazdığı modelle bugün insanlar seçim kazanıyor. Çünkü bu insanlığa huzur getireceğini herkes çok iyi biliyor. Trump'ın söylemlerini seçim öncesi hepimiz izledik, takip ettik Amerika'nın seçimlerinde. Ve şunu gördük ki konuştuğu şeyi A'dan Z'ye tamamen milli ekonomi modeliydi. Şimdi milli ekonomi modelinde devletin piyasaya hakim olması gerektiği bir proje, bir model. Bakın milli devlet de şunu diyor. Diyor ki devlet piyasalara sahip olmalıdır. Hem alıcı rolüyle hem de piyasaya para veren rolüyle bir şekilde piyasaların aktörü olmak zorunda. Eğer bu yönü olmazsa, siz piyasaları boş bırakırsanız bugün Türkiye gibi birçok ülkenin yaşadığı sorunları yaşıyorsunuz. Neyi yaşıyorsunuz? Global aktörler bu işin içine girmeye başlıyor. Bir anda bakıyorsunuz dolar yukarıya çıkmış, aşağı inmiş, borsanız bir yerlerde yukarıda aşağıda. Çünkü adam bundan para kazanıyor. Ve siz devlet olarak bu açığı bıraktığınız zaman ülke ekonominiz darmadağın olmaya başlıyor. Adam geliyor, atıyorum 3 lirayken doları geliyor burada bozduruyor veya dolar ile beraber geliyor Türkiye'de bir şeyler alıyor, piyasaya sürüyor. Sonra dolar aşağıya çekiyor, 2.75'lere getiriyor kendi ne zaman çıkacaksa. Verdiğiyle aldığından daha yüksek reel faizle de beraber kazandığını bir kefeye koyup sizin ülkenizin insanının kazançlarını sömürerek buradan uzaklaşıp gidiyorlar. Şimdi milli ekonomi modelinde ne diyor? Arz ve talep dengesini oluşturabilmeniz için, çünkü arz her zaman talepten fazladır. Nereye kadar fazladır? Vatandaşınızın cebine para koymadığınız müddetçe bu fazladır. Ve siz bu dengeyi tutturamadığınız zaman piyasalarınız alt üst olur. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde bu vardır aslında. Şimdi Profesör Doktor Haydarbaş Bey milli devlet projesinde ne diyor? Diyor ki vatandaşınızın cebine para koyacaksınız ki vatandaşın alım gücü artacak. Arzla talep dengesini bir noktaya getireceksiniz. Bugün ne yapılmaya çalışıyor? Bugün KOBİ'lere krediler veriliyor. Şimdi sizin vatandaşınızın cebinde para yokken siz KOBİ'ye para verdiniz. KOBİ daha çok mal üretti. Daha çok malı raflarına koydu. Bu niye yarayacaktır? Bu zaten KOBİ dediğiniz küçük ölçekli üreticinin batmasına sebep olacaktır. Çünkü malını satamayan, halktan talep görmeyen bir malın rafta bulunmasını kimseye faydası olmayacaktır. Cebinde olmayan parayla gelip sizin malınıza el uzatamayacaktır. El uzatamadıktan sonra bu dengesizliğe devam ettiği müddetçe KOBİ'leriniz vatandaş batacak. Vatandaşınız da alamadığı mala sefaletine devam etmiş olacaktır. Burada milli ekonomi modelinin ve milli devlet modelinin en temel faktörü budur. Tüketim endeksli bir modeldir ve vatandaşının cebine para koyarak ancak bu sıkıntıları aşabileceğizi bilen bir modeldir. Şimdi bu model ne diyor aynı zamanda? Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Bey diyor ki bunun sağlanabilmesinin temel yollarından biri de halkınızın olan madenleri halkınızla beraber işletmenizdir diyor. Burada önemli olan halkın arzına sunmaktır. Çünkü siz bunu aldığınız zaman gayri safi milli hasılanızı yükselttiğiniz zaman, vatandaşınızın cebine para koyduğunuzda, piyasada para dönmeye başladığında sorunlar çözülecektir. Bunun adı nedir? Bunun adı senyorajdır. Siz senyoraj hakkını kullanmadığınız zaman Türkiye piyasasında doların convertible olması durumunda sizin hiçbir yaşama şansınız yok. Çünkü adam sizin çöplüğünüzde kendi horozunu öttürmüş oluyor. Sizin paranız burada dolaşmıyor. Siz paranızı basamıyorsunuz. Size buna izin vermiyor. Vermediği zaman da siz para sıkıntısı çekiyorsunuz. Arz talep dengenizi tutamıyorsunuz. Bunu... Peki Ahmet Hocam,
Yani biz paramızı basmazsak, senyoraj hakkımızı kullanmazsak, bunu Euro ülkeleri kullanırsa, Amerika Birleşik Devletleri kullanırsa, halkın, vatandaşın veya devletin ne zararı olur? Şu zararı olur. Gene Milli Ekonomi modelinde Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yazdığı gibi siz sömürülmüş olursunuz. Çünkü kendi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da geldiği nokta biliyorsunuz ki milli para. Milli paralarınızı basıp kullanmayıp eğer dolarla alışveriş yaparsanız şunu yapmış oluyorsunuz. Emeğinizi sömürmüş oluyorsunuz. Çünkü orada Profesör Doktor Haydar Baş Bey diyor ki siz buğday sattınız Amerika'ya. O size dolar verdiği zaman sizden emeğinizi sömürüp alıp götürmüş oluyor. Ama sizin buğdayınıza karşılık o size ne verirse, bu bilgisayar olabilir, bir mikrodalga fırın olabilir, herhangi bir şey verir. Kendi üretimini. Aynen öyle. Kendi üretimine emeğini verdiğiniz zaman siz emeğinizi verip emeğinizi almış oluyorsunuz. Ama bunu yapmadığınız müddetçe adam boyalı kağıdını karşılıksız olarak bastığı para, bizim bastırmaya çalıştığımız gibi gayri safi milli hasılamızın getirdiği bir parayla da değil. Akşamdan sabaha bastı, milyonlarca doları basıyor. Bastığı paranın gideri en fazla 200-300 dolarlık bir maliyet. O da matbaa, boya ve kağıt parasıyla geliyor. Emeğinizi alıp sömürüyor. Bugün Davos'ta aslında bunların konuşulmasının sebebi bu oyunu bozan bir insanın çıkması. Aslında Sayın Le Pen evet çok aristokrat bir aileden geliyor olabilir. Belki bu işlerin içinde de yetişmiş olabilir ama bu feraseti onlara veren, daha doğrusu bir feraset ehlinin penceresinden baktıkları için aslında bugün Davos'ta bu konu konuşuluyor. Çünkü bu oyunu bozan kişi Profesör Doktor Haydar Baş Bey'dir. Bugün Rusya'nın uyguladığı modelle beraber bu oyun bozuldu. Sizin de söylediğiniz gibi dünyada kazanan model Rusya'nın uyguladığı vatansever modeldir. Bu vatansever modeli de yazan insan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'dir. Bu oyunun oradan bozulduğunu gördüler. Çünkü Sayın Putin daha önceki gündemde de biliyorsunuz Murat Çabas Bey de diğer televizyonumuzun değerli konuşmacılarının söylediği birçok şey vardı, yazarlarının söylediği şeyler. Nelerdi bunlar? Victor Minin gibi bir insan geldi buraya. Profesör Doktor Victor Minin geldi. Sıradan bir insan değil, yani ekonominin profesörlerinden olan bir insan. Dedi ki Haydar Baş Bey'in yazdığı model bu işin alfabesi. Bu işin alfabesini alıp her ülke kendi bünyesinde uygularsa büyük bir devrimle beraber kendi halkına huzuru refah getirmiş olacaktır. Ve bakın bu öyle bir model ki İzzet Bey, hiçbir insanı sömürmenize, hiçbir ülkenin emeğini sömürmenize, hiçbir ülkenin vatandaşına zulmetmenize gerek olmayan bir model. Dünyada kaç milyar insan varsa, bugün 4 milyar insan bundan faydalanmak istedi, 4 milyar insan faydalanıyor. Eğer dünyanın tamamı bundan faydalanmak isterlerse bu model Allah'ın izniyle onlara da mutluluk ve huzur getirmiş olacak. Rusya'da görülen, Çin'de görülen, BRICS ülkelerinde görülen, Şangay ülkelerine yön veren bu model sayesinde bugün birçok halk huzura kavuşmuş oldu ve Davos gibi zirvelerde de artık bu tartışılmaya başlanmış oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey milli paralarımızı kullanarak, hani konuştuğumuz hep şey oldu çünkü milli ekonomide eğer aktör olmak istiyorsanız, kendi ülkenizde kendi borunuzun ötmesini istiyorsanız sizin yapmanız gereken şey senyoraj hakkınızı kullanarak milli paranızı. Çünkü şöyle, siz Amerika'ya gittiğinizde Türk lirası veremiyorsunuz. Türk liranız orada convertible değil. Flex ülkeleri, Flex sizin paranızı tanımıyor, hakkında yorum yapmıyor, sizin değeri almıyor. Dolayısıyla sizin paranız oralarda geçerli olmadığı için siz emeğinizi ve paranızı convertible yapamadığınız zaman yapmanız gereken tek bir şey var. Milli parayla ticaret. Dolayısıyla emeğinizi, kazancınızı sömürmeden alnınızı dik bir şekilde yaşayabileceğiniz tek yöntem bu. Başka hiçbir yönteminiz yok. Şimdi tabii burada sizin pasladığınız konu çok büyük bir konu tabii ki. Profesör Doktor Haydar Baş Bey Milli Devlet Sosyal Devlet kitabında da bunu detaylarıyla yazmış. Sağ olsun, Allah razı olsun kendisinden. Milli devlet için ihracatın anlamı şuna geliyor diyor İzzet Bey. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Kendi paranızın convertible olması, ulusal piyasada geçmesi. Bu geçtiği zaman çünkü emeğiniz sömürülmüyor. Öbür türlü boyalı bir kağıtla insan geliyor, sizden Amerika bütün parasını alıyor gidiyor. Victor Mini'nin konuşması tüm Türkiye'de çok ciddi bir etki yarattı. Çünkü bunu siz ben konuşmuyoruz. Bunu bir profesör konuşuyor ve Rusya Sayın Putin'in danışmanlık heyetinde olan bir insan konuşuyor bunu. Ve ekonomiyi bilen bir insan konuşuyor. Ve 90'lı yıllarda Rusya dağılmazdan hemen önceki hükümetlerde milletvekilliği yapmış bir insan.
Kesinlikle. Yani ve onun hayretinin sebebi de şu. Şimdi bir olaya ne kadar vakıfsanız İzzet Bey, o olayın detaylarına vakıf olduğunuz zaman o kadar hayrete kapılırsınız. Spordan çok iyi anlıyor olabilirsiniz. Bir futbol programı, bir futbol maçı seyredersiniz. Orada teknik direktörün yapmış olduğu bir hamleyi sezersiniz ve müthiş bir heyecan duyarsınız. Aynı şeyi Sayın Victor Mini'nin bu heyecanı duymasının sebebi de bu işlere hakim olmaları ve bu işleri bilmelerinden kaynaklanıyor. Bakıyor, bugüne kadar bakmadığı bir pencereyi sunan bir insan var. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey var. Bu alfabeyi, bu tiyoları, bu kodları aldıkça ufku açılıyor. Bakın oradaki konuşmaları kesinlikle sıradan konuşmalar değil. Çünkü ne diyor? Sayın Putin'in emriyle ben dünyayı dolaştım diyor. Birçok ülkeye gittim, incelemeler yaptım. Ne model uyguluyorlar? Nasıl bir modelle halkına huzur getirmeye çalışıyor diye. Biz aradığımız modeli Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in modelinde bulduk. Milli ekonomide bulduk diyor. Heyecanı ondan. Ve anlattığı şeyler Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in büyüklüğünü anlatmaya da yetmiyor. Ama kurduğu çok güzel cümleler var. Ne diyor? Hem manevi hem dünya ilimlerini kendisini bir arada vücut bulmuş Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den başka bir insan ben dünyada tanımadım diyor. Yani bunu bizim görmemiz lazım. Davos'ta bunu gören Le Pen bir şeylerden bahsediyor. Daha bunu dünya nerede görüyor da zaten bakın basic income denen yani insanların asgari geçimini sağlayabilecek paraların verilmesi yönünde Avrupa'da referandumlar yapılıyor. Bu referandumlar üstünden insanlara bu paraları vermeye söylüyor. Bakın kapitalizmin beşiği olan Amerika'da Trump bile bunu söylüyor. Çünkü bundan başka insanlığın kurtuluş modeli yok İzzet Bey. Çok açık yüreklilikte bunu şöyle bir model de değil. İki papazın yazmış olduğu bir modelle dünyayı sömürmek için yazılmış bir model değil bu model. Bu model tüm insanlığa huzur getirmeyi sağlayacak bir model. Bunun için yazılmış çünkü bir Müslüman Türk evladı bunu yazmış ve dünya 4 milyar insan, az buz bir insandan bahsetmiyoruz. 4 milyar insanın uygulanıp refah bulduğu bir modelden bahsediyoruz biz. Burada tabii Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey daha milli devlet modelinde birçok şeye bahsediyor ve özellikle de şunun üstünde duruyor. Bu işin sahibi, bu malın sahibi millettir. Hak millete verilmelidir. Eğer milletle beraber bölüşülüp, paylaşılıp, cebine para koyulup baba devlet modelinin olmadığı bir modelle beraber bunun üstüne yürümek isterseniz o zaman dünyanın her yerinde görüldüğü gibi huzursuzluk, işsizlik, sömürülen insanlar. Yani söylediğiniz şey çok korkunç bir şey. 8 tane insanın 3 milyar insanın gelirine sahip olması demek korkunç bir şey. Bunu da tabii ki Amerika kapitalist sistem buralardaki sömürüsünü, dolarla beraber yaptığı sömürüsünü kendi halkıyla bunun refahına yansıtmaya çalışıyor. Gerçi Amerika'da ne kadar bu refah düzeyi var o da ayrı bir dünya. Çünkü kapitalizm orada da zaten iflas ettiğini Trump'la da fazlasıyla görüyoruz. Ve sadece tabii Victor Min'in Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey manevi rolünden de bahsederken şunu söylüyor. Dünyada bir Sünni-Şii ayrışmasının, bir Sünni-Şii kavgasının önüne geçen de bir insan. Yani bu yazdıkları modellerle, çıkışlarıyla, duruşuyla, Ehl-i Beyt'i olan sahip çıkışıyla beraber gelinen noktanın tamamı buradan ibaret yani. O yüzden milli devlet ne diyor? Milli devlet kısacası tekrar şöyle bir geçersek şunu diyor. Kendi paranı basacaksın. Arz talep dengesini dengeleyeceksin. Çünkü eğer devlet buna müdahale etmezse çıkacak açık bugünkü şeylerde rafta mal var. Ama sizin benim cebimde para olmadığı için önünden bile geçmiyoruz. Niye? Moralimiz bozuluyor. Sıkıntıya giriyoruz. Çocuğunuzla pazara markete gitmek istemiyorsunuz. Gördüğü şeyi isteyecek ve pazarda markette mal az değil. Arz var. Halkın arzına sunulmuş. Her yer dolu. Para olmadığı için bu dengelenmediği için insanlar bunu alıp kendi huzurunu ve kendi refahını sağlayamamış oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi burada tabii söylediğiniz şeyler gerçekten enteresan. Eğer mevcut kapitalist sistemdeki serbest piyasa ekonomisinde yaşadığımız bu sıkıntıları önüne geçebilmenin tek bir yolu vardır. Devlet gayri safi milli hasılasının karşılığı genişleteceği senyoraj hakkıyla birlikte arz talep dengesini oluşturacak. Kesinlikle. Bu arz talep dengesi hem ülkemizin sömürülmesini hem de adil paylaşımı temin edecek. Kesinlikle. Eğer siz hem de işsizliğe engel olacak,
hem de insanların yaşama haklarını, yani en üst seviyede yaşayabileceği standartlara efendim milletimizin kavuşmasını sağlayacak ve her şeyden önemlisi bizi bağımsız bir millet yapacak, devlet yapacak. Hangisi? Arz talep dengesinin oluşturulması. Arz talep dengesi eğer oluşmazsa, devlet buna müdahil olmazsa, o zaman ne oluyor? Biraz önce ifade buyurduğunuz gibi 8 kişi bu arz talep dengesini ellerindeki paralarla, global paralarla, küresel paralarla dolduruyor. Devletimizin ve milletimizin hakkı olan emeğimizi sömürüp götürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı bilgiler bunlar. Evet Sayın Emre Bana. Emre Bana ilk defa katılıyor programımıza. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, iyi akşamlar. Emre Bey, milli ekonomi modelinin ve sosyal devlet projesinin olmazsa olmazlarından birisi olan kaynaklarımızı ve bu kaynaklarımızla alakalı yapılan spekülatif haberlerin aslı aslarının olmadığını ve bu kaynakların ekonomideki veya millet menfaatine nasıl kullanılabileceğini bize ifade edecek. Buyurun Emre Bey. İyi akşamlar diliyorum. Tabii kaynak deyince akla ilk Profesör Doktor Haydar Başbey geliyor. Bu noktada da Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını, yeraltı kaynakları konusunda gönlümüzü ve gözümüzü açtığı için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bilindiği üzere Lozan'da gizli bir maddeden dolayı Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maden çıkartamadığı hakkında son 4-5 yılı kapsayan bir dedikodu almış yürümüş durumda. Profesöründen sokaktaki herhangi bir insanına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maden çıkartamadığı hakkında herkes konuşuyor. Ben bu noktada Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermek için kısa bir anekdotla sözlerimi başlamak istiyorum. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maden çıkarttığını delilleriyle ortaya koymak istiyorum. Şimdi İstanbul'da bir alışveriş merkezinin önünde beklerken bir tane vatandaşımız bana yanımda duruyordu. Yanında çantası var. Muhtemelen şehir dışından gelmiş. Elma yer misin diyor, sordu bana. Ben de yok teşekkür ederim dedim. Tabii adam benimle konuşmaya çalışıyor. Ben de birini bekliyorum. Biri beni alacaktı oradan. Sonra bir daha sordu elma yer misin diye. O yine teşekkür ettim. Detaylara veriyorum ki seviye anlaşılsın diye. Ondan sonra dedi ki ya dedi burada kimse elma yemiyor diyor. Sokakta kimse elma yemiyor. Bunu yadırgıyor. Yani seviye bu noktada. Ardından şu ifadeyi kullandı. Tabii benimle konuşmaya çalışırken bir şeyler söylüyor. Ardından şu enteresan bir ifadeyi kullanınca ilgimi çekti. Ben de konuşmaya başladım onunla. Şu ifadeyi kullandı. Dedi ki Türkiye İngiltere'nin sömürgesidir dedi. Durduk yere. Niye dedim ben. Nereden çıkardın bunu? Nereden çıkardın bunu? Dedi ki tabii şimdi diyeceksin ki neden böyle diyorum. Evet abi neden böyle diyorsun dedim. Türkiye yeraltı kaynaklarını çıkartamıyor dedi. Bunu nereden biliyorsun dedim sen. Öyle dedi. Biz yeraltı kaynakları çıkartamıyor dedi. Peki ben o zaman ona şunu sordum. Peki MTA ne iş yapıyor dedim. Hiçbir iş yapmıyor dedi. Etibank ne yapıyor dedim. Hiçbir iş yapmıyor dedi. Türkiye Petrolü Arayanım Ortaklığı var. Duydun mu daha önce dedim. Evet dedi. O ne yapıyor dedim. Hiçbir iş yapmıyor dedi. Petrol çıkartmıyor dedi. O petrolü ithal ediyor dedi. Peki dedim. Rize, Çayeli'de bakır dedim. Yok dedi. Artvin, Burgul yok dedi. Zonguldak kömür yok dedi. Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, bor mineralleri öyle bir şey yok dedi. Abi sen nerelisin dedim. Elazığlıyım dedi. Ya 1939'da 2. Sanayi Kalkınma Planı'nda temelleri atılan, yapılması planlanan daha doğrusu. Şar kromlarına bağlı Guleman krom işletmeleri dedim. Elazığlı olduğu için. Ya dedi tabii o öyle bir şey var ama dedi. Biz çıkartıyoruz direkt yurt dışına gönderiyoruz. Ben ne anladım o işten dedi. Şimdi ben burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Yani bizim Anadolu'daki saf temiz bir insanımızın Lozan'da gizli bir madde olduğundan dolayı gözüyle gördüğü madene nasıl oluyor da çıkmıyor diyebiliyor. Yani gözüyle görüyor, kendi bulunduğu ilde o maden çıkartılıyor ve hala çıkartılamıyor diyor. Şimdi dünyanın en güzel mermer yatakları Elazığ'dadır. Evet. Bütün dünyanın en o kralların, kraliçelerin, sarayların en büyük yapıların nadide kaplama ürünüdür Elazığ'daki çıkan mermer. Vişne rengindedir. Ve buna bütün samimiyetimle konuşuyorum. Dünyanın en kıymetli kaplama malzemesi olarak adeta bütün dünya sıraya girmiştir.
bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonrasına ham işlenmiş değil. Ham olarak teslim edilebilmektedir. Evet, şimdi şöyle bir durum var işte. Mermer konusunu da kısaca değineyim. Şu Lozan'la alakalı şeyi söyledikten sonra. Şimdi Lozan'da hani İngiltere'nin sömürgesi olduğumuzu dile getirmenin sebebi şu. Yani bazı insanlar Lozan Anlaşması'nın İngiltere ile Türkiye arasında yapıldığını zannediyor. Lozan Barış Anlaşması'nda İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, Romanya'nın, Yunanistan Krallığı'nın ve Yugoslavya Krallığı'nın ve Türkiye'nin imzası bunun. Yani Lozan, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Krallığı'nın arasında yapılan ikili bir sözleşme değil ya da ikili bir anlaşma değil. Dolayısıyla gizli bir madde olmasının mümkünatı yok. Şimdi Lozan'da gizli madde olayında bir mesela bakırı, çinkoyu örnek verdiğimiz zaman işte sizin dediğiniz mermeri, mermer söylense mesela ya onlar önemsiz bir önemsiz yeraltı kaynakları olduğu için çıkartılabilir düşüncesi haklı geliyor. O yüzden ben bor mineralleri ve petrolü seçtim. Hani Lozan'da böyle bir madde olmadığının Türkiye Cumhuriyeti en kıymetlilerini seçtim. En kıymetlilerini stratejik maden olanları seçtim ki hani çinkonun çıkartıldığını kanıtlarsak şimdi şey diyebilirler. Ya çinko önemsiz bir madde. Bu madde Lozan'daki gizli madde bu ürünü kapsamıyor diyebilirler. Şimdi burada tabii 1926 yılında Atatürk bütün petrol arama ve işletme haklarını devlete veriyor. Bakın burada tabii ekranda görünemeyebilir ama isteyenler bakabilir tabii o internet sitesinden. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün tarihçe kısmında web sitesinden baksınlar. Orada şu ifade yer alıyor. Bakın çok önemli bir konu bu. Cumhuriyet döneminde petrol sektörüyle ilgili olarak yapılan ilk yasal düzenleme 1926 yılında çıkarılan ve ülke sınırları içinde bütün petrol arama ve işletme haklarını hükümete veren 792 sayılı kanundur. Bakın Atatürk 1926 senesinde bütün petrol arama ve işletme haklarını hükümete veren yasayı çıkartmış. Hangi yasa bu? 792 yasalı kanun. Yani 1920 tabii bundan sonra bu şeyler değiştirildi. Yani diğer programlarda bunu detaylı işleriz ama 1926 yılında Atatürk bu yasayı çıkartıyor. Sonrasında tabii Atatürk yurt dışına Avrupa'ya öğrenciler gönderiyor. Çünkü biliyorsunuz 1923 senesinde okuma yazma oranı %5 seviyelerinde. Ya bırakın maden mühendisi, jeoloji mühendisi falan zaten yok. Ama biraz daha bu konuda kendini yetiştirenleri Atatürk yurt dışına gönderiyor. Bakın daha sonrasında bu insanlar eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'ye geliyorlar. 1933 senesinde Petrol Arama ve İşletme İdaresi kurulmuştur. Atatürk kuruyor bunu. Herkes tabii Raman'da petrol olduğunu bilir ama aslında ilk petrole Mardin'de rastlanıyor. 1934'te ilk petrole Mardin'de rastlanıyor. 35'te Petrol Arama ve İşletme İdaresi MTA bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlıyor 1935'ten sonra. İlk petrole de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1940'ta rastlıyor Raman'da. Ancak ticari anlamda ilk petrol keşfi Raman 8 kuyusu 1945'te açılıyor. Şimdi bu kısaca bilgileri verdikten sonra yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tp.gov.tr'den seyircilerimiz bakabilir. Burada bakın bir haber var. Haberi ne zaman çıktığını yazmamışım ama Raman'da 100 milyonuncu varil ham petrol üretimi gerçekleştirilmiş. Yani devletin kendi sitesi tp.gov.tr. Bu habere bakabilirler herkes. Bakın buradaki 3 tane cümle var. Onları aktarmak istiyorum müsaadeniz olursa. İlk kez 1940 yılında üretime başlayan Raman sahasında 100 milyoncu varil ham petrol üretimi gerçekleştirildi. 1940 yılında MTA tarafından Raman 1'de Türkiye'de ilk petrol rastlanmış ancak bölgede ticari anlamda ilk petrol keşfi 1945 yılında açılan Raman 8 kuyusunda yapılmıştır. Türkiye'de ilk petrol üretim kuyusu olan Raman 8, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katılımıyla 8 Mart 1948 tarihinde üretime alındı. 76 yıldır aralıksız üretime devam eden Raman petrol sahası bölgede yapılan diğer keşifler için tetikleyici rolü oynadı. Bakın Türkiye petrol çıkartıyor mu çıkartmıyor mu tartışması bir yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti 76 yıldır aralıksız petrol çıkartıyor. Nerede Raman'da? Bu haberi seyircilerimiz
Türkiye Petrolü sitesinden bulabilirler. Bakın, yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi yine Türkiye Petrolleri sitesinde detaylı bir şekilde vermişler. Bakın, bunda iki tane paragraf var. Bunu da müsaadenizle okuyayım. Buyurun. 2014 yılında son veriyi yazmamışlar. O yüzden 2014 verisini aldım. 2014 yılında yurt içi ham petrol üretimimiz 12.3 milyon varil olmuştur. Bu üretimin %73'ü Batman, %26'sı Adıyaman ve %1'i ise Trakya bölgesinde olmuştur. 2014 yılında ortalama günlük üretim 33.602 yani 33.602 varil olmuştur. Bakın, Batman'da, Adıyaman'da ve Trakya'da 3 bölgede petrol çıkartıyoruz. Devlet çıkartıyor bunu. Yurt içi doğalgaz üretimi 2014 yılında ortaklığımız doğalgaz sahalarında ise toplam 251.8 milyon metreküp gaz üretilmiştir. Bu üretimde %95.8 Trakya'da, %4.2'si Batman'da ve %0.2'si Adıyaman bölgesinde olmuştur. Şimdi bunu da seyircilerimiz internetten bulabilirler. Bakın, Adıyaman'da, Batman'da, Trakya'da biz petrol ve doğalgaz üretiyoruz. Şimdi şu iki kaynağın, daha doğrusu delinin neticesinde Türkiye'de petrol çıkartmıyoruz diyebilir miyiz? Mümkün değil. Peki kim söylüyor bunları? Profesör Doktor Haydar Başbey bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yunan ve İngiliz istihbarat ajanlarının ortaya koyduğu bir yalandır bu. Peki şimdi size soruyorum, Cumhurbaşkanı mı bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu? Başbakan mı bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu? Enerji Bakanı mı bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu? Yoksa herhangi bir bakan, milletvekili ya da bir devlet görevlisi, yetkilisi bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu mu? Var mı böyle bir söylem? Yok. Yok. Peki nereden buluyor? Az önce söylediğimiz gibi Yunan ve İngiliz istihbarat ajanlarının insanları empoze ettiği bir yalan. Peki Emre Bey, bu yalana niye tevessül ediyorlar? Ne maksatları nedir? Ne yapmak istiyorlar? Şimdi biz Lozan'da maden çıkartamıyoruz, evet. Kaynak çıkartamıyoruz, altınlarımızı çıkartamıyoruz. Biz Lozan'da bunu verdikten, bu yalandan beklentiler nedir? Ne yapıyorlar da bu yalana? Aslında bu noktanın ucu yine Haydar Hoca'ya dayanıyor maalesef. Her konuda olduğu gibi. Biliyorsunuz 2002 senesinde Profesör Doktor Haydar Başbey siyasete girdiğinde 3 katrilyon dolarla yeraltı kaynağından bahsetmişti. Hocamın ifadesiyle hoca diyor ama 3 katrilyon dolarlık yeraltı kaynağı nerede? Ne gezer? Ondan sonra bu kaynakların olduğu ortaya çıktı. Hocam diyor ki, dua ettim diyor. Ya Rabbi, bu kaynakları bu milletin gözüne sok. Ondan sonra bir baktık ki orada kömür faciası, burada altın çıkıyor vesaire, oradan petrol bulunuyor. Ya bu kaynaklar insanların gözüne sokuldu. Cenab-ı Hak bunları soktu. Millet yine kaynak yok dedi. Daha sonra bu kaynakların gerçekten olduğu ortaya çıktı. Çünkü Berat Albayrak, biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde tespit edildi demişti. Evet. Türkiye'deki yeraltı kaynaklarının ancak %30'unu tespit ettik dedi. Bak, daha da tespit edilecek yani. %30 tespit edilmiş. Bu kaynaklar artık örtülemeyecek noktaya geldiğinde şöyle bir söylem ortaya çıktı. Evet, yine hocamın ifadesiyle. Hoca diyor ama bu kaynakları Lozan'da olan bir gizli maddeden dolayı çıkartamıyoruz. Böyle bir söylem ortaya atıldı. Şimdi kendinize sorun. Hani sizin yaşınız daha büyük. 10 sene önce böyle bir söylem var mıydı? 15 sene önce, 20 sene önce böyle. Son 5 yılın dedikodusudur. Daha önce böyle bir söylem yoktu. Kaynaklar ortaya çıkınca dedikoduyla, efendime söyleyeyim, biz bunları var, bu kaynak var ama çıkartamıyoruz söylemini insanların beynine yerleştirmek için sağcısı solcusu herkes bunları konuşur hale geldi. Şimdi petrolü, yani biz bunları Türk milletinin kullanımına sunamıyoruz. Çünkü biz bunları değişik ihalelerle yabancı misyon şeflerine, yabancı para babalarına, yabancı devlet ortaklıklarına, evet, biz bunları sattık. Bunun karşılığında da biz siyaseten bir istikbal aldık kendimize. Demek yerine, doğrusu bu idi. Demek, evet, yerine doğru. Bunu Mustafa Kemal Atatürk Lozan'da vermiş deniyor. Şimdi burada bir rakamdan bahsettiniz. 12.3 milyon varil, evet, petrol çıkartılmış 2014 yılında. 12.3 milyon varil. Bu hemen hemen Türkiye'nin tüketiminin büyük kısmı. %80-90'lık kısmı. Tüketimimizin karşılığı olanı çıkartmışız. Demek bunu biz Türk şirketleri, devlet şirketleri değil de
yabancı firmalar aracılığıyla mı çıkartıyoruz? Şimdi aslında bu rakam bu mudur yani? Türkiye'den kaçırılan şimdi, petrol rakam mıdır bu? Tam izahı şu onun. Günlük 33 bin varile geliyor. Türkiye'deki günlük toplam üretim 55 bin varil. 33 binini devletin yegane kurumu olan Türkiye Petrolleri çıkartıyor. 22 binini yabancılar çıkartıyor. Türkiye'nin günlük Türkiye Cumhuriyeti Devleti ihtiyacı olan petrolün tam rakamını tutturamayabilirim. Twitter hesabından bakabilir seyircilerimiz. %96 civarında yurt dışından alıyoruz. Biz ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çıkan petrolün ancak %4'ünü karşılayabiliyoruz. Ama buradaki kaçırılan nokta şu. Yabancılar petrol çıkartıyor. Ama Türkiye'nin yegane petrol firması olan Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı da petrol çıkartıyor. Bu noktayı anlatmak istedim. Çünkü Türkiye'de petrol çıkartılmıyor diye bir şey yok. Çıkartılıyor. Devlet 33 bin varil petrol çıkartıyor. Az ya da çok çıkartılıyor yani bu. Çıkartılmıyorsa da bunun petrol gerçeğini de daha sonraki programlar detaylı bir şekilde inceleyip neden çıkartılmadığını da detaylı konuşuruz. Ben şimdi bora girmek istiyorum. Yani bordan önce daha doğrusu bugün boru Eti Maden çıkartıyor. Eti Maden önce Eti Holding'ti. Ondan önce de Eti Bank'tı. Eti Bank ne zaman kuruldu? Bakın burada yine Eti Maden Gov.tr devletin resmi internet sitesi. Eti Maden İşletme Genel Müdürü'nün kurumsal tarihçemiz bölümünde ben çıktı aldım burada. Bakabilirsiniz de sizlerde. Bakın ne diyor burada? Atatürk'ün direktifi ile ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel ham maddeleri, enerji üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak görevi verilen Etibank kuruldu. Bakın ne diyor? Atatürk'ün direktifiyle ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere. Sene kaç? 1935. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayattayken Eti Bank'ı kuruyor. Bakın. Ve yeraltı kaynaklarımızın çıkartılması ve işletilmesi. Evet. Bu kuruma devrediyor. Evet. Şimdi Eti Bank'ın yine Eti Maden'in kurumsal tarihçemiz kronoloji sayfası var. Bunu da yine Eti Maden Gov.tr'den seyircilerimiz rahatça bulabilir. Burada tek tek saymayacağım ama bakın. 1934 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu Isparta Kükürt işletmeleri. 39 Ergani Bakır işletmeleri. Guleman Elazığ Kromi işletmeleri. Muğla Kromi işletmeleri. 57, 58 Kütahya Bor Mineralleri. 59 Küre Bakır. 60 İzmir Civa işletmesi. 64 Bandırma Balıkesir Boraks. 65 Seydişehir Konya Alüminyum. 68 Muğla Boksit işletmesi. 70 Eskişehir Boraks işletmesi. 72 Elazığ Ferrokrom işletmesi. 74 Beyşehir Barit işletmesi. 76 Bigadiş Bor işletmesi. 79 Bursa Bor işletmesi. 80 Gümüşköy Kütahya Gümüş işletmesi. Bakın bu şeyler Eti Maden Gov.tr 1980'e kadar yapılan, bakın 34 yılında 1980'e kadar yapılan bor mu dersiniz, çinko mu dersiniz, krom mu dersiniz, bakır mı dersiniz, ya biz hangi madeni çıkartamıyoruz? Bu Lozan'daki, şimdi petrolden bahsettik, bakırdan bahsettik, kromdan, efendime söyleyeyim, bordan, alüminyumdan, civadan, neyse gümüşten bahsettik. Şimdi ben soruyorum, hangi madeni biz çıkartamıyoruz da bu anlaşmada böyle bir maden oldu madde olduğu iddia ediyor. Şimdi Eti Bank kurulduktan sonra 1980'de maalesef 79'da İngiltere'de başlayan özelleştirme furyası bize de empoze edildi. 1979'dan sonra Eti Bank, tabii Eti Bank o kadar büyük bir firma ki, öyle bir büyük bir kuruluş ki, yani dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden daha büyük, yani bir ülke satın alamaz yani Eti Bank. O yüzden ne yaptılar? Eti Bank'ı Eti Holding yaptılar. Özelleştirmeye başladılar. Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Bakır vesaire. Özelleştirdiler. En son ne kaldı? Eti Maden kaldı. Şu an Eti Maden hala devletin bir kurumu. Peki Eti Maden ne yapıyor? Bakın. Türkiye Gov.tr Türkiye Gov.tr'den Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tanımı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeraltı doğal kaynaklarımızdan bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini yürüten bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Neymiş? Bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini yürüten bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
Ha demek ki biz borda çıkartabiliyoruz. Hem işletiyoruz hem de üretiyoruz. Hem işletiyoruz hem üretiyoruz. Hem de pazarlaması. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde herhangi bir yerli ya da yabancı özel teşebbüs borla alakalı hiçbir üretim, faaliyet, pazarlama hiçbir faaliyette bulunamaz. Bunun tek eti maden yapıyor. Bunun da nedenini birazdan değineceğim. Hatta şimdi değineyim. Bor sadece devlet tarafından çıkartılıyor. Bakın Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Borengov.tr. Buradaki yazan ifadeyi söyleyeyim. 1900 şey de var aslında, bunun kanunda var da onu getirmedim. 1978 yılında bor madenlerinin devletçe işletilmesi kararından itibaren de madencilik, yatırım, üretim ve pazarlama konusunda tüm aktiviteler Etibank, bugünkü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Bakın 1978 yılında çıkan Stratejik Madenler Kanunu var. Bu madenler kanununun kapsamına alınmış. Kapsamında bor mineralleri yalnızca Etibank tarafından çıkartılmaktadır. 78 yılından itibaren. Yani 78 yılından bugüne kadar hiçbir devlet, yerli ya da yabancı özel teşebbüs borla alakalı hiçbir faaliyet yapmamıştır. Yani devlet borun farkında. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi birazcık da üretimle alakalı birkaç istatistik sunmak istiyorum ama daha sonra konuşmamı tamamlayacağım. Tabii hepimizin bildiği, yani dünyanın bor minerallerinin rezervinin büyük bir kısmı Türkiye'dedir falan, tam rakam verelim onu. Yine Etim Maden Gov.tr'de yer alan rakam şudur. Tam tamına %72.1. Dünyadaki üretilen değil, dünyadaki bor mineralleri rezervinin %72.1'i Türkiye Cumhuriyeti Devletleri sınırları içerisindedir. Şimdi Eti Maden Gov.tr'de üretim grafikleri bölümünden bakın, Eti Maden yıllık 7.31 milyon ton bor mineralleri çıkartmaktadır. Bakın 7.31 milyon ton. Şimdi 1958'de Balıkesir'de Bigadiç bor işletmeleri devreye koyuldu. 1968'de Bursa Kestel, 75'te Eskişehir Kırka, 76'da Kütahya Emer bor işletmeleri devreye kurdu. Şimdi 1958'den beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti bor çıkartıyor. 78'den beri sadece devlet çıkartıyor. 78'e kadar yabancılar da vardı. Çünkü Osmanlı zamanında girmişlerdi. 19. yüzyılın sonlarında. Şimdi 7.31 milyon ton bor mineri çıkartıyoruz. Şimdi bunun pazarlamasını da yapıyor devlet tabii ki de. Bunda Eti Maden pazarlama satış grafiği bölümünden yine seyircilerimiz bakabilirler. Bakın 2014 yılında yurt dışı satışımız $875 milyon. Bir grafik daha var, onu hani detaylı sonraki şeylerde yapabiliriz. Eti Maden zaten Türkiye'de ilk yüzde, 10. En fazla ihracat yapan 10. firma Türkiye Cumhuriyeti'nde, hani özel devlet fark etmez, 10. ihracat yapan firma. Vergi rekortmenlerinde de yanlış hatırlamıyorsam ilk 30'da. Daha sonraki programlarda bunu detaylı yaparız. Şimdi kısacası ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bor mineralini de çıkartmaktadır. Stratejik bir madendir. Bor mineralini de çıkartmaktadır. Petrolü de çıkartmaktadır. Doğalgaz da çıkartmaktadır. Bakır, krom, civa, alüminyum vesaire. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hocam tabii her zaman çıktığında böyle tek tek 41 tane o madeni tek tek sayardı. Ben şimdi onları saymadım ama işletmeleri söyledim en azından az da olsa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkartamadığı herhangi bir maden yoktur. Bütün madenleri çıkartmaktadır. Kısacası Lozan'daki böyle bir madde yoktur. Hiçbir devlet yetkilisi bununla alakalı bir görüş beyan etmemiştir. Ha 2023'te Türkiye kalkınca o ayrı bir konu. O Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kendi bir planı vardır. O bizi ilgilendirmez. Ama Lozan'da böyle bir madde yoktur. Şimdi son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın sosyal medya hesapları kapatıldığında VPN ile nasıl bağlanacağını internetten öğrenen halkımız. Ücretli programları, ücretsiz Crane'e ben internetten bunu nasıl bulabilirim diye varay sitelerinde gezen halkımız biraz Eti Maden Gov.tr'ye girsin, Enerji Gov.tr'ye girsin, Enerji Bakanlığı'nın sitesine girsin.
Bu gerçekleri kendi de görsün yani. Bunları öğrenmek için profesör olmaya gerek yok. Girin herkes bakıp bu bilgilere rahatça ulaşabilir diyorum. Tekrar bu bilgileri bize öğreten, bu konuda gözümüze ve gönlümüze açan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emre Bey, güzel bir hazırlık yapmışsınız. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Yani sizin ifadelerinizden, sunduğunuz belgelerden şu sonuç ortaya çıkıyor. Lozan'da böyle bir madde yok. Türkiye evet. Zaten 1926'da çıkarttığı ilk kanunla beraber, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, petrol kanunuyla beraber bütün yeraltı kaynaklarını bir şekilde çıkartıyor, kullanıyor. Bugün gündem edilen bu yalan aslında şunun tevili. Biz kaynaklarımızı millet menfaatinde kullanamıyoruz. Evet. Biz bunları özelleştirdik. %90'a yakınını yabancılara sattık, yabancılara verdik. Sorulduğu zaman da ne yapalım, Lozan'da biz bunu çıkartamıyoruz. Aslında doğrusu şu, biz gelene kadar, bugüne kadar bunu devlet millet adına çıkartıyor. Ham veya mamul olarak bir şekilde pazarlıyordu. Biz bu hakkını da, milletin biz bu hakkını da elinden alarak yabancılara bunu teslim ettik manası ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Lozan'daki o 7-8 asıl devletlerden bir tanesi Avusturya Macaristan İmparatorluğu. 1935 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete geliyor kral. Macaristan, Avusturya Macaristan Kralı. 3 gün misafir ediyor Ulu Önder kendisini. 3 günün sonunda gideceği zaman trene binmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kulağına bir şey söylüyor. Diyor ki, paşa, İngiltere, yani ihtilaf kuvvetleri bize Edirne'den, Tekirdağ'dan İstanbul'a girmemiz halinde İstanbul'u bize bırakacaklarını söylemişlerdi. Biz Çanakkale'den gireceğiz. Siz de karayoluyla Edirne'den girerseniz eğer İstanbul'u size bırakırız demişlerdi. Ben size olan, Türk milletine olan saygımdan dolayı buna tevessül etmedim. O yüzden İzmir'den Yunanlıları sokmak zorunda kaldılar, dedi. Ulu Önder'in sözü müthiş. Ancak bunu bugün Profesör Doktor Haydar Baş Bey söyleyebilirdi. Sayın Kral, sizi Allah korumuş. Evet. Yani bu kendine güvenen bir imanın, iman sahibi bir insanın ifadesi de ancak böyle olurdu. Şimdi tabii dünyadaki gelişen olaylar öyle enteresan bir noktaya geldi ki bir çağ kapandı, yeni bir çağ açılıyor. Bakın, kim derdi ki Rusya Müslümanlara sahip çıkacak, Müslümanlara hamilik yapacak. Rusya dünyada huzuru ve barışı isteyecek. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne barış görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'ni bu görüşmeye, Astana'da yapılacak olan görüşmeye davet dahi etme tenezzülünde bulunmayacak. Hani Türk medyası bunu 15-20 gündür gündem ediyor. Yok, Amerika'da davet edecek. Böyle bir şey yok. Yalan. Onu dün Sayın Zavarov açıkladı. Rus dışişleri temsilcisi. Davet etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz dedi. Çünkü onlar şunu gördüler. Orta Doğu coğrafyasını karıştıran irade okyanus ötesidir. Evet. Siz karıştıran elden düzeltmesini bekleyemezsiniz. Aynen. O yüzden Rusya bunu çok iyi görüyor. Rusya bunu çok iyi gördü. Rusya kendi bölgesinde, kendi içindeki Müslümanlara da sahip çıktı. İşte bugünkü konferansın konularından birisi de oydu. Bütün Müslüman din adamlarını, din alimlerini çağırdı Putin. Bu kamuoyuna da yansıdı. Dedi ki, Müslümanların ne ihtiyacı varsa ben karşılayacağım. Camilerinizi evet ben yapacağım. Kur'an'ınızı evet ben basacağım. Dini ihtiyaçlarınızı ben devlet olarak ben göreceğim. Bunun garantisi benim, dedi. Hatta hatırlamaları açısından söylüyorum seyircilerimizin. 2011 yılında Rusya'da bir bombalı eylem olduğunda Putin'in ilk sözü şu oldu. Bunu Müslüman yapmış olamaz oldu. Müslüman terörist olmaz. Müslüman terörist olmaz oldu. 2014 yılında, özür diliyorum. 2014 yılındaki Moskova'daki bombalı saldırıda. Şimdi bakın, Rusya'ya, Rus halkına, Rus milletine, Rus profesörlerine, mininden bahsettik ya, onun devamı olarak söylüyorum. İslam'ı ve Müslüman'ı nasıl ve kim olduğunu Ehl-i Beyt mantığıyla, barış, kardeşlik, huzur, teslim olmak, bila kayıtsız,
bila şartsız, kayıtsız ve teslim olmak adına, Müslüman adı budur, teslim olmuş kişidir. Müslüman'ı öyle güzel anlatmışlar ki, kim anlattıysa ağzına sağlık Ruslara, Ruslar bir anda çark ettiler. Ruslar önce bu pembe devrim, mor devrim, demokrasi devrimi, demokrasi baharı, Müslümanlar kanalıyla Rusya'da da yapılırsa korkusuyla harekete geçtiler. Ama öyle bir noktaya geldiler ki Müslüman'a sahip çıkmak zorunda hissettiler kendini. Peki Ruslar bu İslam'ı, bu Müslümanlığı nereden öğrendi? İşte bugün biz de bunu öğrendik. Geçen hafta biz bunu öğrendik. Sayın Viktor Minin, Ali Viktor Minin beyefendinden biz bunu öğrendik. Evet. Biz İslam'ı ve Müslümanlığı Profesör Doktor Haydar Başbey'in yaşadığı Ehlibeyt İslam'ından öğrendik ve sevdik diyor. Bugün dünyada bir tane devlet söyleyin dediğim zaman din düşmanlığı yapan, inançlara düşmanlık yapan bir devlet söyleyin dediğim zaman ilk söyleyeceğiniz devlet Rusya'dır. Fakat Rusya sadece İslam'ı değil, Hristiyanlığı da reddetti. Yahudiliği de reddetti. Yani dini reddetti Rusya. İslam'a özel bir düşmanlığı yok, Hristiyanlığa özel bir düşmanlığı yok. Ama bugün Rusya İslam'a hamilik yapıyor. İslam'a sahip çıkıyor, kucak açıyor. Viktor Minin diyor ki ben Prof. Dr. Haydar Başbey'in üç vasfından çok etkilendim. Bir, ilim adamlığı vasfından. İki, idarecilik ve siyaset vasfından. Üç, manevi vasfından, manevi kimliğinden çok etkilendim diyor. O yüzden bugün Rusya adeta bir Müslüman olma adayı ülke konumuna gelmiştir. Evet. Rus halkı. Suriye'de sahip çıkıyor, Birleşmiş Milletler'de sahip çıkıyor, Libya'da sahip çıkıyor, Irak'ta sahip çıkıyor ve Türk milletine sahip çıkıyor. Biz adamların uçağına düşürdük. Yaptıkları açıklama ne oldu? Ben bunun altının kalın kalın çizilmesini rica ediyorum. Birçok sohbette de ben bunu anlattım televizyonda canlı yayında. Bizim Türkiye'de dostlarımız var. Türkiye ile düşmanlık bizim de işimize gelmez. Kim bu Türkiye'deki bunların dostları? Onlara çocuklarını yurt dışına gönderen, tanklarını 10 dolara 20 dolara satan, bütün sanayi tesislerini hurda fiyatına Çin'e pazarlayan, kadınları kızları İstanbul'a, Ankara'ya gelip de bavul ticareti yapan, 10 dolar 20 dolarla bavul ticareti yapan bir Rusya'dan dünyada 3. 4. sefer dünya lideri Amerika tarafından, Amerikan halkı tarafından dünya lideri seçilen bir Rusya'ya taşıyan Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Rusya yapmış olduğu bu hizmetlerinin karşılığı, yani İslam'a yapmış olduğu, Müslüman'a yapmış olduğu, dünya barışına yapmış olduğu bu hizmetlerinin karşılığında uygulamış olduğu milli ekonomi ve sosyal devlet projesiyle ulaşmış olduğu bu iktidara ve bu güce Haydar Başbey'den dolayı ulaştığını çok iyi biliyor. O yüzden ben de tekrardan söylüyorum ki aslında dünyada 4 defa dünya lideri seçilen kişi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bugün Davos'ta konuşulan kişi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bugün Fransa'da Fransız ihtilalinin müsebbibi ailenin kızı Fransa'da Cumhurbaşkanlığına aday oluyor ve onu kucaklıyorsa bunun müsebbibi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bugün Trump 50 ayrı maden, 50 ayrı kaynağı Amerika'ya taşıyacağım demesinin ve seçimi kazanmasının sebebi milli devlet, sosyal devlet projesindeki, milli ekonomi projesindeki kaynaklara sahip çıkma politikasıdır. Yani Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bugün Yunanistan'da Tsipras, Haydar Başbey'in vaatlerini Haydar Başbey'den izin alarak kullandı ve iktidar oldu. %4'lerden 5'lerden iktidar evet. olacak konuma geldi. Bugün işte efendime söyleyeyim Suriye'nin kendi iç politikasıyla alakalı uygulamış olduğu milli birlik ve beraberlik ruhu Profesör Doktor Haydar Başbey'in zaferidir ve başarısıdır. O yüzden bugün dünya yeni bir yere doğru akıyor. Buna kimse engel olamaz. Dünyada buna engel olabilecek hiçbir güç yoktur. Çünkü insanlar bunalmıştır, sıkılmıştır. İnsanlar artık sömürülmekten sıkılmıştır. Herkes çalıştığı kadar yemek istiyor, ihtiyacı kadar giyinmek istiyor, huzur içerisinde yaşamak istiyor. Ve bugün Ali Viktor Minin'in bir ifadesi daha çok manidardır. Bugün dünyadaki iki kutuplu İslam'ı yani Şii ve Sünni merkezli kendilerini çatışma için şartlandırmış, kavga için pozisyon almış olan Şii ve Sünni İslam'ını birleştiren de Profesör Doktor Haydar Başbey'dir diyor. Vallahi öyledir. Yani bugün eğer dünyada bu bir İslam alemini ortadan karpuz gibi ikiye, üçe, dörde, beşe bölebilecek bir operasyondur bu. Şii-Sünni kavgası. Türkiye'de de Şiiler, Sünniler vardır. Suriye'de de vardır. Libya'da da vardır. Mısır'da da. Bütün İslam dünyasında Şii ve Sünni ayrılmıştır. Bunların kendi içerisinde inanış farklılıkları da vardır.
Dolayısıyla İslam alemini yok edecek bir projeye dur diyen adamın adıdır Profesör Doktor Haydar Başbey. O yüzden bugün İngiltere'de Haydar Başbey konuşuluyor, evet. Amerika'da Haydar Başbey konuşuluyor, evet. Fransa'da Haydar Başbey konuşuluyor, evet. Ben sanıyor ve umuyorum ki Türkiye, Türk siyaseti, Türk bürokrasisi eğer Haydar Başbey'i konuşma, gizlemeye, saklamaya, görmezden gelmeye devam ederse Avrupa Birliği'nin Amerika'ya köle olmaktan çıkıp Avrupa Birliği'nin kölesi veya milli ekonomi modelini uygulayan diğer ülkelerin kölesi olmak durumunda kalacaktır. Ben son temenni olarak kendi adıma şunu arz edeyim siyasetimize, siyasetçimize. Milli ekonomi modeli kainatı yeniden şekillendiren iradenin elinde olması lazım. Barış ve kardeşlik ancak ve ancak bir Müslüman Türk eliyle dünyaya temin edilebilir, tesis edilebilir. Bu bize yakışır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır. Sayın Başbakanımıza yakışır. Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye yakışır. Buna sahip çıksınlar. Değilse başkalarının elinden bunu almak zorunda kalacaklar ki o da başka bir köleliğin diğer bir formasyonudur. Farklı bir uygulamasıdır. Onlara yazık olur diye düşünüyorum. Evet Ahmet Hocam, son sözlerinizi alalım. Buyurun. Aslında son sözümüz de şu, benim kendi adıma şu olsun. Türkiye, Emre Bey'in de söylediği gibi işte merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Eti Madeni'ne beraber birçok madenini çıkartmış, çıkartıyor, devam ediyor ama bugün insanlığın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip çıkması gereken en büyük kaynağı Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Eğer bu kaynağı sahip çıkmazlarsa, bu kaynağın elinden tutmazlarsa 4 milyar insan huzur içinde yaşarken biz 70 milyon insan gene bu sıkıntıları, bu kapitalizmin kucağında debelenmeye mecbur kalacağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet Sayın Emre Bey, son sözlerinizi alın. Buyurun. Son sözüm de şu olsun. Dün Pensilvanya'da bulunan terör örgütünün, terör örgütü liderinin faziletlerinden bahsederlerken, efendime söyleyeyim, papazların kilisede ayin yapıp alt katta namaz kıldıklarını söyleyen zihniyet bugün de farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Lozan'daki gizli madde olarak. Yani sürekli fitneler karşımıza çıkıyor. Bu fitneleri anlattığımız zaman ya bizi dalga geçiyorlar ya bizi görmezden geliyor. Ama neticede yine de Profesör Doktor Haydar Başbey her zaman haklı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de yıllarda da Profesör Doktor Haydar Başbey haklı çıkmaya devam edecek. Halkımdan ricam Profesör Doktor Haydar Başbey'e biraz kulak versinler diyorum. Evet muhterem izleyicilerimiz, yine bir Ankara gündemi, Ankara Kulisi programının sonuna geldik. Umarım istifade etmeniz için gerekli yeterli bilgileri vermişizdir. Hülasa-i Kelam, diyaloğun adı Haydar Baş, insan haklarının adı Haydar Baş, özgürlüğün adı Haydar Baş'tır. İnşallah Türk siyaseti bir an önce bunlarla diyalog yapma, sana darbe yaparlar ikazını gözünün önüne alarak Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bir olalım, beraber olalım, kainat devletini bir an önce kuralım sözüne duyar, işitir ve el tutar diye temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.